Sevgili izleyiciler, bugün işlenmiş gıdaları ele alacağız. İşlenmiş gıda nedir? İşlenmiş gıdalar nelerdir ve hangileridir? İşlenmiş gıdalar hangi hastalıklara neden oluyor? Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Güner Sönmez. Sayın Sönmez, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle size geçmiş olsun diliyorum. Efendim, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Değerli hocam, işlenmiş gıdalarla ilgili ve zararlarla ilgili bildiğimiz birçok yayın var. Bu yayınlardan bir tanesi de yeni çıktı. Bu işlenmiş gıdaların viseral yağ dediğimiz karın yağlarında artışa neden olması. Viseral yağ nedir? Vücutta iki tür yağ vardır. Biri cilt altı yağ dokusu, cildin hemen altında biriken yağ dokusu. Diğeri ise karın içindeki organların etrafını, karaciğeri, böbrekleri saran bizim viseral yağ dediğimiz yağ. Bu viseral yağ çok daha tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü bazı toksik kimyasallar, hormonlar ve bizim inflamasyon belirteçleri dediğimiz şeyler salınımına neden oluyor. Bunlar da vücutta kronik inflamasyona, yani kronik bir iltihap durumuna neden oluyor. Kronik inflamasyon eşittir kronik hastalık demek. Yani karın yağları aslında halk arasında bira göbeği denilen, bir insanın zayıf olsa bile göbek kısmında bir yağ birikimine verilen isim. Kadınlarda yaklaşık 89-90 santim göbek çevresi, erkeklerde 100-101 santim üstündeki durumlar viseral yağ olarak değerlendiriliyor. Kolesterolün yüksekliği, yüksek hocam, tansiyon. Tam da ben onu soracaktım. Kolesterolle bağlantısı nedir diyecektim. Siz söze başladınız. Buyurun, devam edin. Evet. Yani bizim metabolik sendrom dediğimiz aslında yüksek kolesterol, hipertansiyon ve insülin direncinin de bir işareti ve birçok kronik hastalığa neden oluyor. Ne bunlar? Kalp damar hastalıkları, diyabet, obezite, Alzheimer, demans, beyne pıhtı atması ve felçle karakterize olan inme hastalığı ve bazı kanser türlerinin riskini arttırıyor. Özellikle meme, kalın bağırsak ve tiroid kanserinin riskini arttırıyor. Bunda en temel nedenlerden birisi işlenmiş gıdalar tüketmek. Çünkü işlenmiş gıdaların içinde vücutta sindirimi yavaşlatabilecek herhangi bir lif bulunmuyor. Yüksek miktarda şeker, katkı maddesi ve trans yağlar bulunuyor. Yeni yayınlarda işlenmiş gıdalar kullanmanın aynen sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığına dair de bir makale çıktı. Bu viseral yağlar zamanla kişide uzun dönemde çok zararlı etkilere, çok uzun dönem onu uğraştıracak hastalıklara neden oluyor. Güner hocam, peki bu arada şunu da sormadan geçmeyelim. Şimdi işlenmiş gıdalar dediğimizde ilk akla gelen salam ve sosis oluyor. Yani et ürünleri üzerinden işlenmiş gıdalar. Peki bununla sınırlı mıdır işlenmiş gıdalar, yoksa bir markete girdiğimizde aşağı yukarı her yerde bir işlenmiş gıda, yani her reyonda bir işlenmiş gıda görmek mümkün mü? Aslında marketlerin neredeyse üçte biri işlenmiş gıdalardan oluşmuş durumda. Sizin bahsettiğiniz salam sosis çok önemli. Onlar da işlenmiş gıda, hatta ultra işlenmiş gıda diye geçiyor. Kalın bağırsak kanseri riskini arttıran gıdalar çok fazla tüketilirse. Ama bunun dışında hazır çorbalar, hazır soslar, hazır pizzalar, hazır dondurmalar, bisküvi vesaire tarzı, yani aklınıza gelebilecek paket ürünlerin neredeyse tamamı hazır gıda kategorisine giriyor. Evet. Bu hazır gıdaları mümkün olduğu kadar azaltmak, hatta mümkün olduğu kadar evde kendimiz bildiğimiz malzemelerle yemek hazırlamamız önemli. Şimdi bu ürünleri tüketmeyi bırakmak ön koşul, ama bunun yanında bu yağlardan kurtulmak için de tavsiyeleriniz vardır elbette. Evet, kesinlikle. Birincisi protein ağırlıklı beslenmek. Proteinsiz bir hayat düşünülemez. Bir insanın ortalama 70 kilogramlık bir insanın günlük 60 gram protein ihtiyacı var. Yani kilogram başına 0.8 ile 1 gram arasında protein ihtiyacı var. Herkes kilosuna göre bunu hesaplayabilir. Protein alımı niye önemli? Çünkü protein sindirimi yavaşlatıyor ve kan şekerinin ani yükselmelerine engel oluyor. Protein ağırlıklı beslenen bir insanda günde 80 ile 100 kalori civarında daha fazla yakın oluyor. İkincisi, hareketli bir yaşam tarzı ve egzersiz yapmak. Özellikle de güç egzersizleri dediğimiz bizim ağırlık kaldırmak veya kardiyo tarzı yağ yakıcı egzersizler yapmak. Yağ yakıcı egzersizler ve güç egzersizleri kas kütlesini arttırıyor. Kas kütlesinin artması şu açıdan önemli.
o kişide en metabolik olarak aktif olan kas dokusu artmış oluyor. Kan şekeri sabit kalırken vücutta enerji yakımı yağlara yöneliyor. Bir üçüncüsü de uykuya dikkat etmek. Uyku da çok önemli. Yetersiz uyku bizim tokluk hormonu dediğimiz leptin hormonunun azalmasına, açlık hormonunun artmasına neden oluyor. Evet. Bu da kişiyi atıştırmalıklara ve abur cubura yönlendiriyor. Dolayısıyla biz gece uykusunun 6,5 saatten az olmamasını istiyoruz. Bir diğeri çok kalorili içecekleri, buna alkol de dahil, azaltmak. Alkol, hazır meyve suları, enerji içecekleri kanda ani şeker yükselmelerine neden oluyor. Bu da ani insülin yükselmeleri demek. Bu belli bir süre sonra dokuların, hücrelerin insüline duyarsız olmasına ve dolayısıyla miseral yağ, yani karın yağı birikmesine neden oluyor. Evet. Bunlara şey soracaktınız. Evet abi. Evet. Güner Hocam, bir de şunu da soralım. Bu da merak edilenler arasında. Birincisi, muhtelif özellikle sosyal medyada bir takım diyet tavsiyeleri var. Şimdi diyet kişiye özeldir diyebilirim ben, ama sizden tabii daha detaylı net bilgi almak isterim. İkincisi, karın yağlarını aldırmak bir çözüm müdür, yoksa bu bir estetiğe mi girer? Karın yağları aldırıldığında aslında biz karın, bu bahsettiğim viseral yağları almış olmuyoruz. Orada alınan yağlar bizim subkutan yağ dokusu dediğimiz cilt altı yağ dokusu. Karın yağları ise karaciğerin etrafını saran, bağırsakların etrafını saran yağlar, herhangi bir etkisi olmuyor. Biraz önce bahsettiğiniz konu da önemli. Gerçekten diyet kişiye özel olur. Kişiye göre faktörler, sağlık durumu değerlendirilerek yapılır. Burada diyetisyenlere büyük iş düşüyor. Sosyal medyada paylaşılan diyetler genel ifadelerdir. Bunları yapmadan önce eğer bir sağlık problemi varsa, özellikle beslenmeyle ilgili problem, mesela işte bulimia veya anoreksiya nervoza dediğimiz böyle yemeğe karşı yemek bozuklukları olanlarda veya şeker hastalığı olanlarda kesinlikle diyetisyene veya doktora danışarak yapmalarında fayda var. Evet, bugün bir haber vardı değerli hocam. Yani yine sosyal medyadan bir tarif üzerine soluğu aktarda alan bir vatandaş gözünü hastanede açmış mesela. Evet, yani çok, şimdi sosyal medyada siz de biliyorsunuz çok böyle kirli bilgiler de var. Her kendini doktor diye tanıtan ama doktor olmayan benim bildiğim bir sürü şahıs var. Bunlar da insanları yanlış bilgilendiriyor. Bir kısmı da ticari ve ekonomik kaygılarla bazı şeylerin tanıtımını yapmak için bunu yapıyor. Lütfen bildiğiniz ve güvendiğiniz, bilgisine de itimat ettiğiniz insanların takip ederek onların bilgilerine göre örnek alın. Ama yine de sağlığınızla ilgili önemli bir şey yapmadan önce sizin tüm sağlık göstergelerinizi bilen bir hekime sorun. Peki. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınız için. Güzel bir gün diliyorum. Ben teşekkür ederim.